Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Yorumlarda Osman da Osman paranoid de paranoid diyordunuz. Paranoid'i yakaladım şu an. 5-1'e girmişler. Fani oynuyor. Bakalım şöyle bir takıma. Takım gerçekten çok iyi. Şu an Türkay abi de Bruno oynuyor ADC. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en iyi ADC oyuncularından. Bakalım Osman'dan Fani oynarken bir şeyler öğrenebileceğiz mi? Analiz etmeye çalışacağız. Bakalım. Yanında Gatıt Kaca var. Şöyle sadece onu değil aşağı koridorlarda bakabiliriz. Orada Ghost'un güzel geldi. Bakalım orada Hanabi'yi alabilecek mi? Hanabi'yi aldı. Bu arada biz bakmazken Paranoid de First Blood'unu almayı başardı. Altta da Ghost'un double kill yaptı. Fani'nin kralı yani gerçekten efsane oynuyor. Türkiye'nin en iyi Fani oyuncusu. Dünyanın en iyi Fani oyuncusu diyebilir miyiz? Yani bence deriz ama bu kişiden kişiye göre değişiyor. Bayağı iyi oynuyor Fani. Bakalım. Orada bir agresiflik daha yapacaklar mı? Pusu kuruyorlar Gatıt Kaca'yla ama. Gatıt Kaca ultisini attı. Orada çok güzel oynadı. Bakalım orada minatürü alabilecek mi? Alamadı. Canaz Aulurat Fani'ye doğru geliyor. Orada Paranoid'i kesti. Aulurat 2'de 2 yaptı. Bu arada aşağıda Cho ve Türkay Jin yani Türkay abi de orada bir kill almayı başardılar. Üst koridorda bakalım. Orada bakalım kesebilecekler mi Gro merak ettim. Krok orada iyi oynadı. Cho'yu aldı. Paranoid de burada buff'ını alıyor bakalım ne olacak. Biz oynarken niye bu kadar hasar vermiyor ya Fani? Bu Paranoid oynarken bu kadar hasar veriyor. Biz oynarken yok. Tırt. Yani bayağı yönü. Orada bir agresiflik tekrardan. Osman parmakların nasıl çalışıyor senin ya? Orada Elise'i yok etmesi bir saniye. Fakat kulenin hiti Osman'a geldi. Sorun değil. Aulurat geliyor ama. Büyük ihtimal orada öldü. Aulurat'ı çekebilecek mi? Çekemedi. Bu parmakları ne kadar hızlı işliyorsa giriyor ve Elise'i yok etmesi saniye sürüyor. Altta Gro kesebilecekler mi? Çoğu altta Gro da kesti. Oradan çıkacak mı? Oradan rahat biçimde çıktı da. Üst koridorda Gatıt Kaca kışkırtmayı başardı Aulurat'ı. Orada Gusion alabilecek mi? Aldı ve durdurulamıyor. Şu an benim bildiğim böyle 5 kişi giriyorlar ve 90 maç mı en son 80 maç mı 90 maçtır kaybetmiyorlar. Bayağı iyi bir seri yakadılar. Dünyanın en iyi ekibi olma yolunda ilerliyorlar. Bakalım şu an Paranoid'in buff'ı yok ama karşı takımın buff'ını gördü hiç affeder mi? Karşı takımın buff'ına doğru gidiyor. Bakalım geliyorlar ama yetişebilecek mi Osman yoksa burada sıkıntıya düşer. Elise oraya geldi fakat Paranoid orada buff'ı çalmayı başardı. Mid'de bir Gatıt Kaca baskını görüyoruz fakat orada kışkırtamadı. Orada Elise'i kesebilir mi? Elise fakat tekrardan ilk yeteneğine basarak oradan uzaklaştı. Minotaur'u orada kesebilecekler mi? Çok fazla hasar veriyor Ghost'un. Çok rahat bir biçimde yok etti orada tank olmasına rağmen. Aşağı koridorda da işler tam yolunda devam ediyor. Aulurat geldi orada Gatıt Kaca hasar veriyor fakat Fani de çok fazla hasar veriyor. Orada Fani Aulurat'ı rahat bir biçimde kesti. Elise'i de keserek rahat bir biçimde 2'de 2 yaptı Paranoid. İlk tem olarak umutsuzluk kılıcı çıktı kanonsuzlamış balta yerine. Bakalım orada kule altına girdi çıktı. Ondan sonra base'ini atıyor fakat orada bir kill daha almayı başardı Ghost'un. Oradan çıkabilecek mi? 3 kişiyle bakalım 3v1 durumda. Takım arkadaşları yetişti oraya. Oradan çoğu Elise'i çıkarttı fakat orada Gusion'u bitirdiler. Shutdown fazladan altında aldılar. Şöyle bakalım 8-1 gidiyor. 6-2 Paranoid gidiyor. Hepsi iyi durumda. Gatıt Kaca Elise'i kesti. Orada Bruno double kill yaptı.
Şu hasara bakın, gerçekten çok fazla hasar verdi. Minotaur orada 3 kişiyi zıplattı fakat hepsinin canı az olduğu için kule altı deneyeceklermiş. Şimdi bakıyoruz. Gatıtkacı kule altına girdi ama orada çuğu da fırlattı. Çuğu Minotaur'u kestikten sonra kendisi de öldü. 22'ye 6 ezici bir üstünlük kurmuş durumdalar şu anda. Gerçekten çok güçlü bir ekip kurdular. Umarım dünyanın en iyi ekibi olup bizi temsil ederler. Yani gerçekten bu kişileri sevebilirsiniz. Osman'ı, Türkay abiyi sevebilirsiniz ya da sevmeyebilirsiniz. Fakat Türkiye'yi temsil edecekler. Dünyanın en iyi ekibi olma adında. Bu arada tek atıyor Paranoid. Benim bir şey söylememe gerek yok. İnşallah biz de bir iki bir şey öğreniriz. Bizdeyken bu kadar hasar vermiyor. Oraya girmesi biraz tehlikeli olabilir, can çalması olmadığı için. Fakat çok fazla hasar veriyor şu an. Orada Minotaur'u da kesti rahat bir biçimde. Ve base'ini atıyor orada dalga geçercesine. Dediğim gibi dünyanın en iyi ekibi olurlarsa bu bizim büyük bir gurur kaynağımız olur. Olmazlarsa da canları sağ olsun. Gerçekten hepsi birer birer çok iyi oyuncular. Hepsinin kendi alanı var. Orada Türkay abi de onu kesemedi. Bakalım erkenden oyunu bitirecekler mi? Çok seri biçimde. Orada rahat bir biçimde kesti. Onu da kesti. Kesti de kesti. Minotaur orada zıplattı. Bakalım Paranoid kaçabilecek mi? Paranoid kaçtı. Orada orada Gatıtkaca bile ardarda 3 kill almayı başardı. Gatıtkaca zıplattı ama orada can az, biraz tehlikeli olabilir. Elis bakalım alabilecek mi? Fiskesini de attı ama burada Paranoid de buff'ını kesmeye devam ediyor. Aldurat bakalım Bruno buradan kurtulabilecek mi? Çok zor bir ihtimal ama aynen öyle. Orada ikisini de alacaklar mı? Alamayacaklar çünkü Paranoid oraya geldi ve hepsini deşti. Deşmeye de devam ediyor şöyle bakarsak. Double kill'ini de buradan çıkardı rahat bir biçimde. Ve şu an tekrardan giriyor, kaçmıyor. Hanabi'ye tek attı. Hanabi'yi yok etti. 14-2-6. Tekrardan base attı. Biz şöyle ileri doğru bakalım. Gusion orada. O Gatıtkaca 3 kişiyi zıplattı orada. Gusion da bayağı çok bir hasar verdi. Gro oradan alabilecekler mi? Gro da kesemediler ama Aulrat. Grok yoksa Aulrat dediler. Fanny de altta tek başına kasılmaya devam ediyor. Daha ne kadar kasılacak bilmiyorum. Takımda en fazla altın şu an Fanny'de. Ve buradan oyunu bitirecekler büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bakalım base'in içine girecekler mi? Burada resmen dalga geçiyorlar ve KDA kasıyorlar. Hanabi'ye bir daha vur, bir daha vur. Kimde kaldı Hanabi? Gatıtkaca'da kaldı. Rahat bir biçimde kazandılar. Bakalım dünyanın en iyi ekibi olma adında koşar adımlarla devam ediyorlar. 4-2-22, 2-2-13, 14-2-7, 14-2-9, 6-2-9. Gerçekten çok büyük hasarlar, çok büyük skorlar. Şöyle istiyorsanız bir de şeylerine girelim onların. Profillerine bakalım. Şöyle geçmiş dersek Osman'ın profilini. Şu an görüyorsunuz. Loss yok. Win win win. Yani adamın şöyle bakarsak 1568 oyun, %92 win rate, yani %92 kazanma oranı. Şöyle bir Türkay abiye de bakmak istiyorum. Gerçekten çok muazzam oyun bilgisine sahip ve de çok muazzam bir ADC oynayışı var. Şuradan bulursak onu. Paranoid. Yulos'ta da bakalım. Şuradan canlı oyun lobisine. Ya da bir şeye bakalım da onun videosunu çekerken bakarız. Nerede ya Jin?
Ha, Jin yok. Ben acaba Jin'i takip etmiyor muyum? Aynen. Jin'i takip etmeyi unutmuşuz. Bu seferlik böyle olsun. Onu ben gösteririm Türkay abi. Zaten onun oranları gerçekten Türkiye'de olmayan oranlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.